Eskiden her şey meşakkatli. Bir tatlı tarafı da var ama meşakkatli tarafı var. Hac yolculuğu yani 9 ay yaklaşık gidip gelme o dönemde. Çünkü deniz yolculuğunun 19. yüzyılda hızlanmasından önce. Ve en önemlisi yolun uzunluğunun yanı sıra güvenlik. Yani biraz önce bahsettik. Çok affedersin. Hemen Ümmü Gülsüm'le ilgili bir mesaj cevap vermek istiyorum. Kadın sesi haramdır. Ümmü Gülsüm hariçli bir fetva falan yoktur. Çünkü kadın sesi haramdır diye eserin bir fetvası yoktur. Evet. Yani Mısır şey diyorlar. Evet. Ve özellikle yani günümüzde nasıl hacca gidenler için törenler düzenlenirse o birisi de şey yazmış. Demin soruyu soran. İşgal kuvvetlerinin mahkemesi şu. Ulu Hakan Abdülhamid içki icat ederken yaptığınız çeviri hataları. Programı dikkatli şekilde seyrederseniz çeviri hatası falan yapmadık. Torununun söylediğini naklettik. Ne çevirisi? Çeviri hatası. Osman Efendi'nin. İşgal kuvvetlerine ne diyorlar? Efendim işte Ziya Gökalp meselesi demin konuştuğumuz mahkeme. Ama o şeydir bakın, o piyasada özellikle birçok anlaşanlı köşe yazar hep onu kullanır. Bu iş yok, Ziya Gökalp'ın dediği gibi mukateledir. Yok öyle bir şey. Öyle denir. Hayır. O da bir çeviri hatasıymış. Benim Sultanahmet'in içkisi konusunda söylediğimde çeviri hatasıymış. Yahu torunlardan birini getireceğim dedem hem içeride hepsini anlattı hocam burada. Ne alakası var? Şahsi hayatından size ne adam? Evet. Ulu yani Hakan Abdülhamid. Nerede çeviri hatası yaptım onu söyleyin bana. Öyle bir şey yazmadım ki ben söyledim. Torununun ses kaydını yayınladık geçen hafta. Hem cumartesi hem pazar. Evet. Tek özel dedi. Evet. Şimdi bakmayın, şeyi böyle böldüm ama. Evet. Yani özellikle İstanbul'da Üsküdar'dan yani hac kervanlarla gidiliyor. Yani binlerce kişiyle gidiliyor. Çünkü güvenlik sağlanması lazım. Evet. Yanında askeri birlikler oluyor. Yolda yağmalanma ihtimali var. Üsküdar'dan kalkıyor. Şam'a veya Kahire'ye yaklaşık 2 aylık bir yolculuk var. Ondan sonra orada hacılar birleşiyor. Emir haç tayin ediliyor. Evet. Her sene bir devlet görevlisi. Onun refakatinde hac yolculuğu devam ediyor. Ama burada en önemli şey bedeviler. Yani o Arap çöllerinde eşkıyalık yapan Araplar. Devlet, tabii şöyle bir durum var. Her yere asker göndermeniz, kaleler yapıyor devlet. Yollara vesairelere asker bulunduruyor ama her yeri kontrol etmeniz mümkün değil. Bunun üzerine bedevilere hac mevsiminde belli bir miktarda para vererek, hediyeler vererek onların hac kervanlarına saldırmalarını önlemek istiyorlar. Şimdi bazen bu hediye gecikiyor. Para verilmesi geciktiği zaman hac kervanları basılıyor. Mesela şey enteresandır, yanlış hatırlamıyorsam 1701'de Emir Haç Hasan Paşa var. Emir Haç ne demek? Yani hac emiri. Yani hac yolculuğu. Çok anladım, sağ ol. Hac emiri. Yani hac yolculuğunu güvenle sağlamakla devletin görevlendirdiği kişi. Yani o hac organizasyonunu yapan kişi. Hac organizasyonunun güvenlik içerisinde. Bu Surre emini mi? Yok, Surre emini farklı. Başka. Evet. Hac emiri hep var yani. Biliyorum yani, canım ben biliyorum açıklayın diyorum. Yani evet. Devletin bu hacıların güvenle gidip gelmelerine sağlanması için tayin ettiği kişi. İşte Hasan Paşa diyor ki bedevilere para vermeyeyim, paradan tasarruf edelim. Ben bunları kılıçtan korkuturum. 1701'de para vermiyorlar. Bunun üzerine bedeviler hac kervanına basıyor. Binlerce hacı öldürülüyor. Hasan Paşa'nın ismi Hacı Kırdıran Hasan Paşa. Hacı Kırdıran Hasan Paşa. Yani evet. Şey yapılıyor. Tabi mesela Evliya Çelebi anlatıyor 1670'li yıllarda Mescid-i Haram'ı basmış bedeviler. Yani Kabe'yi basmış ya. Yani ihrama girmiş tavaf yaparken yani o dönemde basıyorlar. Böyle birçok şey var. Yani 1757'de, 1691'de hatta 1691'deki çok ilginçtir. Hacılar öyle bir soymuşlar ki üzerlerinde elbise bile kalmamış. Mahrem yerlerini keçelerle örtmüş zavallı adamlar. Neler? Yani mahrem yerlerine kadar soymuşlar. Yani, keçelerle mi örtmüş? Yani böyle ellerine geçen ne varsa üzerler kendi şeylerini saklamışlar. Şey ilginçtir mesela 1625'te o Osmanlı kalelerinden birisi ne bir Arap kadın geliyor. Evet. İşte diyor, ailemden birisi öldü diyor. Size diyor tatlı ikram etmek istiyorum. Bedevilerin bir tezgahıymış meğer. Tatlının içinde uyku ilacı var. Tatlı ikram ediyor. Bizim askerlerin hepsi uyuyor. Uyuyunca bu sefer giriyorlar kaleye. Hem hacıları hem kalenin içindeki eşyaları soyup gidiyorlar. Yani böyle birçok tarih kitaplarında anlatılır. Tabii devlet çok uğraşıyor. Yani bu bedevi baskınlarıyla. Burada aslında şunu da söylememiz lazım. Haccın güvenlik içerisinde yapılıp yapılmaması devletin sorumluluğunda. Yani Osmanlı'da ve Osmanlı öncesinde eğer hac Mekke, Medine'ye hakim olan devlet tarafından hac güvenliği sağlanamıyorsa o devlet için bir meşruiyet problemi olarak ortaya çıkıyor. Bu bakımdan bazı yıllar hac yapılamadığı kroniklerde yazılır ve ertesi yıl haccın yapılabilmesi için her türlü tedbir alınmaya çalışılıyor. Yani bu tarih boyunca en önemli problemlerden birisi hac güvenliğinin sağlanabilmesi. Evet. Yani şimdi yaklaşık 400 bin altın harcıyor devlet ki 400 bin altın. Korkunç mu? Yani bir ordunun sefere gidip gelmesi, mesela Viyana seferine çıkıp gelmesinde harcanan parayla aynıdır hemen hemen. Yani büyük bir parayı harcıyor devlet. Bu tabi halife olarak padişahların aynı zamanda üzerine bir yük. Yani o toprakları sizin hakimiyetinizdeyse buna hizmet etmek zorundasınız. Ve tabi o dönemlerde hacı sayısı öyle çok aşırı değil. Günümüzde ne kadar haca giden? 2,5 milyon mu acaba? İşte 3 milyon. Evet. Osmanlı döneminde normal zamanlarda 80 ile 100 bin kişi hacca gidiyor. Yani toplamı. Haccı Ekber olunca, yani Arafat'a çıkmanın Cuma'ya rastladığı gün, Cuma'ya rastladığı gün Haccı Ekber oluyor. O sene fazla gidiyorlar. Mesela 1863'tü galiba, yanlış hatırlamıyorsam 65'ti veya 150 bin kişi gitmiş. Buharlı gemiler bulunduktan sonra mesela 1890'lı yıllarda Haccı Ekberler'de büyük haçta 300 bine kadar çıkıyor. Yani bütün dünyadan bu değil mi? Tabii bütün dünyadan. Yani artık en kabası 19. yüzyılın sonlarında 300 bin civarında. Yani bu tabii burada tabii önemli şeylerden birisi de bu hac yolculuğu sırasında devletin fakir hacıların ihtiyacını karşılamaz. Çünkü herkes zengin değil. Mesela devesi yok. Deve vakıfları var. Mesela padişahlar kuruyorlar. 2. Abdülhamid oraya misafirhaneler yaptırıyor. Ve tabii çok meşakkatli ama zevkli de. Deve kervanları gidiyor. Aynı zamanda seyyar kahveci ve şerbetçiler var. Mesela mola verildiği zaman hemen bunlar ocaklarını yakıyorlar. Kahve ve şerbet ikram ediyorlar. Ehli keyifler iniyor, çubuk tutturuyor vesaire. Bu şekilde özellikle devlet yemeğe olmayan fakir hacıların yemek ihtiyacını karşılıyor o bölgelerde. Evet. Aynı zamanda sağlık önemli bir problem. Özellikle kolera vesaire çıkmaması için. Mekke'de buna çok dikkat ediyor. Çünkü binlerce insan bir araya geliyor. O salgın felaket tabii Mekke'de. Yani kolera... Kimler gitmiştir o haçta? Yani o Hicaz Demiryolu'nun yapılma sebebi de aslında hem orada Osmanlı otoritesini hissettirmek hem de Mekke ve Medine'ye ulaşımı kolaylaştırmak. Çünkü Hicaz Demiryolu'nun başlangıçtaki planı Mekke'ye hatta Yemen'e kadar uzatılması düşünülüyordu. Ama bu biraz önce söylediğimiz Bedeviler, özellikle Şerif Hüseyin'in de kışkırtmasıyla Medine'den sonra demiryolunun yapımına izin vermediler. Yani demiryolunun yapımına izin vermediler. Hatta Osmanlı Devleti ucuza mal edeceği pek çok çok da pahalıya mal oldu. Özellikle bu Bedevi baskınlarından dolayı Hicaz Demiryolu çok da pahalıya mal oldu. Sultanahmet'in. Evet. Yani bu Hicaz Demiryolu'nun, yani buharlı gemilerin çıkması ve Hicaz Demiryolu'nun inşası aslında haccın hem zamanını kısaltıp hem de ulaşımı daha kolaylaştırmaya yönelik epey bir katkısı oldu. Tabii, Hicaz Demiryolu imparatorluğun sonuna geliyor. Yani tam en son zamana. Ve özelliği de şudur, onu söyleyelim. Bütün demiryolları dışarıdan alınan borçla yapılmıştır. Tabii canım, tabii. Hicaz Demiryolu Müslümanlardan toplanan parayla yapılıyor. Yani hala da o Mekke Medine'de duruyor değil mi? İstasyon binalarımız duruyor. O Osmanlı'nın şeyi. Yıkmadan bir kısmı restore falan edilmiş onun galiba. Zaten Medine'deki Osmanlı eserlerinden bir o var. Bir de onun yanındaki ufakça yapılmış olan cami var yani.